Dostlar selamlar yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Yeni haftada bizi neler bekliyor? Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bunun yanı sıra arkadaşlar kriz derinleşecek. Hangi krizden bahsediyorum? Neler yapmalıyız? Ee, gerçekten bu dönemde sabreden parayı vurabilir. Gelin isterseniz şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda iki tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot'tan, marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85, %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Gerçekten kritik bir haftaya giriş yapıyoruz. Hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Peki sebebi nedir? Bu hafta her gün bir tane veri geliyor. ADP verisi var. Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi var. Türkiye'deki enflasyon rakamları oranları açıklanıyor. Yurt içi hasıla verileri gelecek yani. Dop dolu bir haftaya giriyoruz ve piyasalarda gerçekten hareketlilik hat safhaya ulaşacak. Evet kriz derinleşecek diyorum. Hangi krizden bahsediyorum? Önlemimizi almak zorundayız. Gerçekten bu dönemde hem kayıplar hem de kazançlar hat safhada olabilir. Mantıklı yatırımlar yapan gerçekten güzel kazançlar yapabilir. Para Gerçekten vurabilir. Neyden bahsediyorum? Onu açacağım ama ondan önce şöyle bir bu haftaki enflasyon verisinden bahsedeyim. Türkiye'de açıklanacak enflasyon verisinden. Enflasyon verisiyle beraber dolarda altında gümüşte hareketlilik artacaktır arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki açıklanacak enflasyon rakamlarında özellikle e, bir tık gerileme bekleniyor. 69.997 açıklanan rakamların 68 kadar yüzde kadar gerilemesi bekleniyor. Şimdi bu gerileme beklenmesinin sebebi özellikle Amerika'da arkadaşlar e, Nisan ayında açıklanan rakamlarda biliyorsunuz ki e, bir tık gerileme vardı. Özellikle %8.5 açıklanan rakamların %8.3'e e kadar Nisan ayında düştüğünü gördük. Bununla beraber dünyada bakın İspanya'da Almanya'da vesaire e, enflasyon oranlarının bir tık gerilediğini gördük. Yani dünyada aslında Amerika ile böyle beraber gidiyor. E, Fed'in hamleleriyle beraber gidiyor. Bununla beraber tabii Türkiye'de de işte enflasyon bir tık gerilemesi bekleniyor. Ahım şahım bir düşüş değil. Ee, önemli bir düşüş değil ama bir tık daha böyle duraksama dönemine girdiğimiz söyleyebiliriz. Enflasyonda ben yükselişlerin bittiğini düşünmüyorum. Ama bu ay açıklanacak veri de biz de dünyaya ayak uyduracağız muhtemelen. Buna göre bir rakam gelecektir. %67, %68, %69 gibi bir rakam bekliyorum. E, tabii ki dolar, altın, gümüşte hareketlilik artacaktır ama çok büyük bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bu ay ki açıklanacak enflasyon verisini bunu da bir kere belirtmiş olayım. Şimdi kriz derinleşecek diyorum. Hangi krizden bahsediyorum? Gıda krizinden bahsediyorum arkadaşlar. Gıda krizi dünyada Kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bırakın e, krizin böyle hafif bir şekilde geçmeyi. Bırakın ağır bir şekilde geçmeyi. Yıllar yılı sürecek bir krizden bahsediyorum arkadaşlar. En son ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bir açıklama geldi. Biliyorsunuz ki Ukrayna ve Rusya'daki savaşın etkileri özellikle e, buğday fiyatlarını, gıda fiyatlarını yukarı yönlü çekiyordu. E, Yellen'da. Ciddi endişelerinin olduğunu belirtti. Özellikle savaşın uzamasının, buğday fiyatlarının son dönemde artırdığını, bununla devam edeceğini söyledi. Ee, tabii Amerika'dan da Rusya'ya gıda akışı çağrısı geldi. Beyaz Saray sözcüsü Rusya acilen Ukrayna'ya karşı kıra, e, küresel gıda güvenliğini mahveden savaşı bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli dedi. Tabii şimdi Amerika'dan bu tarz açıklamalar geliyor ama Rusya ne diyor peki? Siz bize karşı uyguladığınız ambargoları kaldırın, biz de gıda akışına izin verelim diyor. Şimdi sadece sorun Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş değil, bakın gıda krizini tetikleyen Hindistan'da da e, sıcaklıklar artmaya başladı. Bununla beraber Hindistan ihracatlara kota koymaya başladı. Gıda fiyatlarını tetiklemeye başladı. Bu da buğday fiyatlarında %6'lık bir artış söz konusu. Bakın dünyada iyiden iyiye gıda krizi kendini hissettirmeye başladı. Ve maalesef bu artarak devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Ve yıllar yılı sürecek bir gıda kriziyle karşı karşıyız. Bunun etkileri çok çok büyük olacaktır. Özellikle enflasyonu dünyadaki enflasyonun artmasına neden olacaktır. Bakmayın siz şimdi enflasyonu böyle bir iki tık gerilediğine. Bunlar sadece duraksama dönemi. 2-3 ay boyunca sert yükselen bir enflasyon gördük. Birkaç ay dinlenme dönemi. Özellikle bu Haziran'a da sarkabilir, Temmuz'a da sarkabilir. Ama daha sonra tekrardan sert bir şekilde maalesef yukarı yönlü giden bir enflasyon göreceğiz arkadaşlar. Peki biz bu dönemde ne tür bir yatırımlara önem vermeliyiz? Gıda krizi olacaksa veya işte dünyada gıda arzında sıkıntılar yaşanacaksa biz nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle enflasyonun artması demek Arzı sınırlı varlıklara alımların gelmesi demek arkadaşlar. Altına gümüşe e, bunun yanında tabii ki platin, paladyum gibi ürünler de bakır gibi ürünler de böyle bunlardan nasiplenecektir. E, bu ürünlerde artışlar söz konusu olacak arkadaşlar. Altın başınız çekecek altının yükselişi diğerlerine de böyle e, yarayacaktır özellikle gümüşe, platinya, paladyuma, bakıra, metallere vesaire değerli metalleri hepsine yarayacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Altın satma zamanı değil şu an orta ve uzun vade yatırımcı için altın tutma zamanı arkadaşlar. büyük merkez bankaları deli gibi fiziki altın depoluyor. Bunlar da bir krize hazırlanıyor. Bizler de tabii ki küçük yatırımcılar olarak altınımızı satma zamanı değil altınımızı koruma zamanı. Tabii ki de böyle al satlar yapmıyorsanız altını korumalısınız. Şimdi altın dedik altında başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi haftayı 10 altını 1853'lerden kapattık. Bakın diplerden dönüşler almaya başladığımız belirttim 1800'lerden. Şimdi 1830'lar destek olacak bu hafta. 1830'a kadar bir geri çekilme olabilir. Bu da açık ve net söylüyorum. Alım fırsatları daha sonra tekrardan 1855, 1880, 1900'lere doğru çıkan bir altın bekliyorum. Haftayı 1854'ten kapattık. Bakalım belki 1850 desteğini korur. Hani çok fazla bir geri çekilme yapmadan 1880'lere de gidebiliriz. Ama 1830 gelirse burası benim için alım fırsatıdır. Altında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bakın RSI tarafı 50'nin altında 50'nin üzerine çıkarak hareket önümüzdeki dönemlerde hızlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ons altın nerelerden alabilirim? Kripto olarak Paxgye, G'ye, Pax, e, Pax yatırım yapabilirsiniz. E, veya da FX gibi kaldıraçlı platformlardan e, ons altını alabilirsiniz arkadaşlar. Gram altın, gram altın şimdi... Kısa vadede belirttiğimiz 980 direnci vardı. Buradan bir tık satış yedi. Çok önemli değil. 1000 TL hedefimiz devam ediyor. Peki alım için hangi seviyeleri beklemeyiz veya, veya da buradan alınır mı? Tabii ki ortaya uzun vade düşünenler için buralar bile benim için alım fırsatıdır. Yani 1000 TL üzerine kapanışlarda 1470 TL bakın uzun vadede hedefim var. Tabii ki ara dirençler 1200 TL civarlarında dirençler var ama uzun vadede 1470 TL hedefim var benim gram altında. Yani böyle bir krizde, böyle bir gıda krizinde, artacak olan gıda krizinde altına deli gibi alımlar gelecek. Ons altın 2000 dolar üzerine savrulduğu senaryolarda çok hızlı 2200, 2300, 2500 dolarlara gideceğiz. Buralarda altını tutmak mümkün değil. Altın dirençlerini tek tek kırar. Bir de dolar TL buna eşlik ederse ekstra kazançlar elde ederiz. Peki kısa vadede işte güvenli alım bölgeleri nerelerdir? Ben işte çok yükseldi. 900 TL'den alamadım. Ee vesaire diyorsanız 900 TL biliyorsunuz her videoda söylediğimiz yerlerde 900 925 ile 940 TL arasında gelirse ben kendi adıma alırım kendi adıma alırım işte 5 TL 10 TL daha fazla geri gelmiş umursamam 925 ile 940 TL arası benim için güvenli alım bölgesidir tekrardan 1000 TL civarlarına hedefleyecektir altın satılmaz eğer ki al sat yapmıyorsunuz orta ve uzun vadede altın tutanlar kazanacak Arkadaşlar şimdi buradan hemen Dolar TL'ye geçmek istiyorum şimdi Dolar TL için şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar özellikle geçtiğimiz videoları geriye doğru bakarak e, neler demişiz bir izleyebilirsiniz özellikle en son videoda Perşembe Cuma günü attığım videolarda 16.50'nin bir direnç olduğundan bahsettim bu direnci ilk etapta geçemeyecektir Çünkü günlükte arkadaşlar hani Dolar TL o 21 Mart'ta e, 21 Aralık'ta 2021 21 Aralık'ta 18'lere gittiği süreçte 16.50 üzerine günlük kapanış yapamadık. Yani 18'leri gördü ama hızlı bir satış yedik. Bakın grafikte burada hacimli bir mum oluşmadı. Tabi buraya geldik şu an işte 4-5 ay geçti. E, 16.50'yi de direkt geçmesini beklemiyorduk. Hızlı bir giden bir kur vardı. E, Süperbonu vesaire denilince o da gelmeyince endeks e, enflasyona e, enflasyon korumalı tahvilden vesaire bahsedildi. Onlar da gelmeyince dolar TL çıktı. Dolar da tabi 16.50'ye gitti. Buradaki dirence takıldık. Hani burası önemliydi. Cuma günü özellikle buradan satış yiyebileceğimizi belirttim. E, tekrardan 15.80 ile 16 aralığına doğru bir geri çekilmenin ihtimalinden bahsettim. Bu ihtimal şu an gerçekleşiyor. Hani dolarda benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Ama 15.80'ler 16 aralı gelebilir. Bunu da belirteyim. Çünkü 16.50'ler gerçekten güzel bir dirençti. Peki şimdi dolar tabi herkes yükselecek diyor ama önemli olan bu ayrıntıları yakalamak. Niye? Siz şimdi eğer ki paranızı faize koyacaksanız, paranızı kur korumalı mevduata koyacaksanız, altında dolarda hangi dirençten döneceğini bilmelisiniz ki, Atıyorum ben 16.50'den dönecek dedim. 16.50'den, 16.45'den, 16.40'dan TL'ye dönen birisi pazartesi günü veya da hafta başladığında kur korumalı mevduata daha aşağı seviyelerden geçecektir. Veya da hafta içinde geçecektir. Destek hatlarını koruyacaktır. Oraları takip edecektir. Oralar geldiğinde kur korumalı mevduata veya da parasını faizle veya işte dolar alacaksa daha da aşağılardan alacaktır. O yüzden nereden döneceğini bilmek çok önemlidir. 16.45'ten TL'ye dönüp 16'dan 15.80'den kur korumalı mevduata koyan birisi her türlü karda olacaktır. Veya da fa parasını faize ko koyan birisi. Veya da işte dolar almak, dolar borcunu ödemek, dolarla iş yapmak, dolar yatırım yapmak isteyenler için bu destek ve <laughs> dirençleri bilmek çok çok önemlidir. Ben şimdi 15.80 ile 16 aralığının bir tekrardan geri dönüş bölgesi olabilme ihtimalini ihtimali üzerinde duruyorum. 15.97'lerde bir destek var. Özellikle şöyle bir hareketli ortalamalara baktığımız zaman e, 9 günlük hareketli ortalamada 15.97'lerden geçiyor. Bu da çok önemli. Geçmişte buraya dokunu tekrardan dönüşler almıştık. Şöyle bir de e, göstergelere baktığımızda özellikle günlükte arkadaşlar günlükte. Aresay tarafı da böyle biraz yorulduğunu görüyoruz. Makti tarafının biraz yorulduğunu görüyoruz. Aresay tarafı da bakın şu sarı ortalamanın altına düştü. Yani böyle 16'lara doğru geri çekilmeler normal olacaktır. 15 80'lerde görülürse şaşılmayalım ama çok da fazla bir düş beklentim yok. Dolar da önümüzdeki dönemde maalesef yükseliş hareketi devam edecek. Gelirse 15 80 16 aralığı tekrardan Maliyetten maliyetlenme bölgesi olabilir. Tekrardan dönüş seviyeleri olabilir. Daha sonra 16.50 direncini geçmek için daha güçlü bir şekilde maalesef geri dönecektir. Ve dolar tl yeni rekorlara veya da yeni ATH 18 seviyelere doğru yola çıkacağını ben düşünüyorum. Gümüş tarafı gümüş şu hafta 22.30'ların altında kapattık ama... E, yeni haftada bu seviyelerin üzerine atabiliriz. Fake bir yükseliş geldi. Tekrar altına indik. Ama 22 onların geçilmesini bekliyoruz. 23.80 hedefimiz gram gümüş TL. 11.50'lerden kapattı haftayı. 11.30 ve 11 desteklerimiz var. 11 desteği ana destek bölgesi. Şu anlık buranın altını çok fazla ihtimal dahilinde görmüyorum ama dolar TL'de bir tık gerileme olursa e, gümüş dolarda geri çekilirse şöyle 10.80'leri 11 11'leri tekrardan bir yineleme gelebilir. Bu da alım fırsatı olacaktır. E, daha sonra 11.30 üzerinde 12.30 ve 13 buçuklara doğru çıkışın devam etmesini bekliyoruz. Petrol tarafı güçlenerek devam ediyor. Ee, geçen hafta 115'lerin üzerine attığını belirttik. Hedefimiz neresiydi? Öncelikle 124 dolarlar. Şöyle hemen işaretimizi koymak istiyorum. Daha sonra da 130'lara giden bir petrol göreceğimizi düşünüyorum. Yani petrolde yükselişin devamını bekliyoruz. Çok olumsuz olumsuz arkadaşlar. Niye? Hem dolar gidiyor. Hem de küreselde petrol gidiyor. Benzine, motorine, otogaza zamlar gelmeye devam edecek yeni haftada da maalesef. Petrolün yükselişi durdurulamıyor dünyada. Bir de dolar tl gidiyor. Ekstra zamlara hazırlıklı olalım. Bunlar da enflasyon demek maalesef. Mahvolduk ama gidişat hala yukarı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi buradan e, platin paladyuma da değineceğim. Özellikle cuma günü söz varmıştım 900 dolarlar Platinum'da destek yükselişlerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle süper trende de bakmak istiyorum. Bakın 915 daha burada destek olduğunu görüyoruz. Bana göre 900'ler destektir. 900'e doğru geri çekilmeler fırsat. 1065 dolarlar. Platinum'da hedef olarak görüyoruz arkadaşlar. Buradan bir de şöyle bir Paladyum'a bakmak istiyorum. Paladyum tarafı da e, diplerden güzel dönüşler aldığımız söylemiştik. Özellikle 1950'lerin alım fırsatı olduğundan bahsettik. Yeni haftada 2140'lara doğru çıkıştan e, çıkışlar normal olacaktır. 1900 dolara doğru geri çekilmeler alım fırsatı alım bekleyin arkadaşlar. Alım bölgesindeyiz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. 2520 dolarlar paladyumda hedef. Hemen buradan e, bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin. Şimdi bitcoin tarafında tabii ki e, piyasada bir huzursuzluk var özellikle Luna gibi coin'lerin çakılması ilk beşte olan coin'lerin çakılması stabil coin'lerin 1 dolara altın inmesi piyasada huzursuzluk yarattı. Şimdi geçenlerde Luna tekrardan e, isim değiştirerek piyasaya sürüleceklerini açıkladı. İşte yeni bir Luna çıktı Luna 30 dolardan açtı tekrardan 5-6 dolarları düştü. E, ee, i̇şlem yapmıyorum ben. Yapmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle Luna paritesinde. istedikleri kadar yeni coin çıkarsınlar. Onlar batmış bir coin. Bu işi başaramamış coin arkadaşlar. Piyasada hep bu şekilde alınacaklar. Maalesef bu piyasada dedikodularla ilerliyor. İstedikleri kadar yeni coin çıkarsınlar. Ancak küçük yatırımcıyı zarar ettirler. O yüzden sizlerin de işlem yapmamanızı tavsiye ederim. Piyasayı mahvettiler. Yani bitcoin'in bu kadar yataya sarması Vesaire hep bu Luna'dan kaynaklı o yüzden Luna'ya dikkat Luna'da çok fazla işlem yapmayın İşte FOMO'ya kapılmayın böyle 3-5 dolar yukarı gitti indi vesaire e, çünkü paranız hiç olur arkadaşlar Luna'da şu ana kadar e, düşüşlerde özellikle alayım işte şuradan dibi gördü vesaire diyenlerin hepsi battı sizlerde bu kervana katılmayın dikkatli olun şimdi Bitcoin'de 28.800 desteği güzel çalışıyor. Bugün haftalık kapanış var. Umarım 28.800 desteği üzerinde bir kapanış yapar. Ben koruyacağını düşünüyorum. Hani şöyle bir 30.500, 31.200'lere doğru çıkışlar normal olacaktır. Umarım üzerine atırız ki 33.000, 35.000 bizi yukarıda bekler. Güzel olur. Hani piyasa şu an maalesef bir baskı var kripto para piyasası üzerinde bulunmadan kaynaklı. 28.800 üzerinde tutunmamız güzel. Eee bu hafta içi ya da birkaç hafta içinde maalesef Amerika'dan regülasyonlarla ilgili bir haber gelmek zorunda. Önceden e, piyasa regülasyonları sevmiyordu ama şu an bu stabil coinlerin bile çakılması piyasada bir huzursuzluk yarattı. Buralarda en azından bir denetim mekanizması olabilir, olması gerektiği düşüncesinde. Çünkü piyasa rahatlamayacak. Piyasa üzerinde bir baskı devam edecek. Bu da kripto para piyasasını huzursuz ediyor arkadaşlar. Kripto para piyasasına bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim de şimdilik bu kadar. Ee, yeni haftadaki fiyat hareketlerini değerlendireceğiz arkadaşlar. Sorularınızı vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.